Küçükçekmece'de AK Parti Gençlik Kolları Mahalle Başkanıyım. Halkın gündeminde ne var sizce? Halkın gündeminde şu an salgın var. Yani biraz geçim sıkıntısı var. Ekonomi biraz kötüye gidiyor. Allah izin verirse daha iyi olacak diye ümit ediyoruz. Bizim de röportaj yaptığımız insanlar genelde ekonomik sıkıntılardan bahsediyor. Şimdi ekonomik sıkıntı derken şöyle bir şey var. Asgari ücretin yüksek olması gerekir. Evet, ama bu devletin bize verdiği en düşük miktar. İşverenin bize vereceği en düşük miktar 2800. Yani en düşük alacağımız fiyat bu. Yani işverenin zaten bize vereceği miktarın ne fazlasını veriyor. Ama şöyle bir şey de var. Tabii millet geçinemiyor. Öyle bir şey de var ama ben açlık olduğu kanaatinde değilim. Açlık yok. Muhalefet her sıkıştığında millet aç, açık gibi şeylere sığındığı için böyle muhalefet olmaz. Sizce ülkede açlık yok mu? Yok. Bu ekonomik sıkıntılar sizi rahatsız ediyor mu? Abi ekonomik sıkıntı zaten her zaman olacak. Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Aldığı vergilerin çoğunu yatırımlara uyguluyor. Ekonomik politikalara bakarsak aldığı vergilerin çoğunu zaten şeye uygulayacak. Yani yatırımlara. Millete vermesi için gelişmekte olan, yani gelişmiş bir ülke olması gerekiyor. İlla ki tabii vatandaşa yardım edecek. Ama ilk önce yatırım. Yatırım, yatırım. Halkın gündeminde ne var? Halkın gündeminde ne var? Aç millet. Aç hemşerim. Aç. Açlık olduğunu düşünüyorsun. Evet. Biraz önce AK Parti Gençlik Kolları üyesi buradaydı. Heh. Türkiye'de açlığın olmadığını söyledi. Onlar AK Partili olduğundan. AK Partili olduğundan. AK Partili olduğundan onlar desteklerini iyi. Onlara yiyecekleri iyi her zaman. Öbür insanlara gelmiyor. Siz nasıl geçirebiliyor musunuz? Zor. Zor. Bir markette 2 milyon ekmek. Nasıl geçineceksin? Buyur. 1,5 milyar kira ödüyorsun. Nasıl geçineceksin abim? Sen olsan geçirebilir misin? Asgari ücretine. Halkın gündeminde açlık var, sefalet var, yoksulluk var. Halkın gündeminde yani geçim derdi var. Bu pandemi sürecinde yani halk gerçekten istediğini alamadı yani. Oy vermeye geldiği zaman herkes oy istemeye gelir yani. Yani ben sizi koruyorum, ben sizi savunuyorum. O gündemden dolayı herkes gelir ister ama halkın aşağı sefalete, yoksulluğa itildiğini kimseden haberi yok yani. Hiçbir tane vekil, hiçbir tane partili kalkıp da halkın derdini dinlemeye, sokağa inmeye gerek duymuyor yani. Şimdi bir milletvekili aylık aldığı 15-20 milyar paradır yani. Kalkıp o 15-20 milyar bir tane halk kalkıp da asgari ücretle geçimini yapıyor. Şimdi bir 15-20 milyarlık geçim derdi olan bir adam kalkıp da zaten gelip halkın işine karışmaz zaten. O zaten alacağını almış, götüreceğini götürmüş yani. Ondan dolayı kimse halka inmiyor artık yani. Eskisi gibi yani halkın derdi, eskiden halk para kazanıyordu yani. Tamam asgari ücretler azdı ama halk para kazanıyordu, evine ekmek götürüyordu yani. Bir insan 3-4 tane çocuk bakabiliyordu yani. Şimdi eskiden doğuda baktığın zaman bir ailede 10 kişi vardı. 10 kişi adam, tek kişi çalışırdı, 10 çocuğuna bakardı ama. Şimdi bir adam bir çocuğuna bakamıyor yani. Dikkat edin, herkes yoksulluktan, sefaletten. Bugün bir kafeler, mafeler hepsi kapalı. Niye? Çünkü onlara da yardım yapılmıyor. Yapılmadığı zaman şimdi zengin adam bir sene, iki sene o yaptığını götürür. Kafesini, iş yerini kapatsa da yani durumu iyidir yani, götürür. Ama bugün yeni açan bir iş yeri, maddi imkanı olmayan, yani yıllardır çalışarak bir para kazanıp da o iş yerine bağlayıp da şimdi bugün o parayı kazanamaz yani. Ne yapacak? Kapatacak. Boş bataklarına girecek yani. Başka hiçbir şey değil yani. Siz ne iş yapıyorsunuz? Kuryeyim. Motokuryelerin pandemi sürecinde çok yoğun çalıştığı bir dönem oldu. Doğrudur. Ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Valla ne gibi sorunlarla karşılaşıyoruz? Özellikle arabalar çok bize iş yol vermiyor. Ondan sonra yani biz bu halka hizmet ediyoruz. Başka hiçbir şey değil ama biz hizmet ettiğimiz, gösterdiğimiz nezaket ve saygı onlar bize göstermiyor yani. Yolda gidiyoruz, arabalar üzerimize sürüyorlar, önümüze kırıyorlar. Yani sanki biz bir hayvanız, yani can taşımıyoruz. İki tekel üzerinde can taşıyoruz. Niye? İnsanlar geçim derdini yapmak için yani. Bugün biz istemez miyiz biz de koltuk üzerinde oturmayı? Ama nedir? Kalkıp motor üzerinde, canımız iki tekel üzerinde, hayatımızı iki tekele bağlamışız. Müşteri arıyor, diyor ki paketim nerede kaldı? Ne yapacaksın? Hızlı götürmek zorundasın. Gidiyorsun, biraz soğumuş, iptal ediyor. Diyor iptal ediyorum. Ne oluyor? Bu para bizden kesiliyor. Kesildiği zaman ne olacak? Seni aldığın yemeğe ne ki kalkıp da bu para kesildikten sonra? Esas nedeni aslında çalışma koşulları. Aynen öyle yani. Sizden kesmeseler bu kadar yani, hızlı olmam, bu kadar acele... Tabii ki. Halkın gerçek sorunları hepsi ortada. Daha ne açıklayacağız ki? Yani önemli olan halka insinler, halkı görsünler yani. Bize sormalarına gerek yok. Kendileri halka insin yani. Yarın öbür gün gene seçim olur. Herkes oy ister. O zaman kime vereceğimiz, o zaman Allah büyüktür. Ekonomik sıkıntılar var yani. Bütün insanlar mutsuz bir kere. Ben bir markette çalışıyorum. Hani Türkiye çapı büyük bir markette.
Yani insanlar her zaman her şeyin ikinci kalitesine, ucuzuna kaçıyor. Sürekli bir hesap yapıyorlar. Onu alsam, bunu bıraksam. Günlük bir sürü iade kesiyorum ben. Sürekli parası yetmediği için insanlar bir şeyleri bırakmak zorunda kalıyor. Yani insanlara bir şey sorduğunda özellikle kasadayken, kasa sırası beklerken bir çok gerginler. Yani önünde iki kişinin olmasına tahammül edemiyorlar. İnsanlarda çünkü zaten para yok. Aldıklarını poşet bile almadan elleriyle götürüyorlar. Yani benim gördüğüm insanlar bayağı ekonomik sıkıntı içinde. Zaten ki sürekli bir şeylerin fiyatı artıyor. Süt artıyor, yumurta artıyor, peynir artıyor. Özellikle son zamanlarda süt ürünlerine çok fazla zam geldi. Bunları ben bizzat görüyorum yani. Sizden önce ben sabah değiştiriyorum. Ve insanların tepkisiyle ilk ben karşılaşıyorum. Halkın gündeminde fakirlik yatıyor şu anda. Huzursuzluk var, fakirlik var. Bu kısıtlamalardan dolayı millet çok zor durumda. İnşallah geçer. Geçinebiliyor musunuz? Ya zor geçiniyoruz ama yine de şükür ediyoruz. Ne yapalım? Başa gelen çekilir. Mecbur evde oturuyorsun. Çocuklar çalışamıyor. İş yok. Güç yok ama bile gelecek değil. Bir iki ay, bir 5-6 ay içinde inşallah düzelir biraz. Öyle tahmin ediyoruz. Bu aşılardan dolayı. Gündemde görüyorsunuz abi işsizlik, ekonomi şartları, ya her şey zam. Gerçekten hayat şartları çok zor. Ama şunu söyleyeceğim abi siyasetle ilgili. Ya şu an millet çok mesele, siyasette herkes parti kurmak derinde. Kardeşim önce gelin ekonomiyi falan düzeltin. Tamam mı? Ondan sonra ikinci plana bırakın. Şu an herkes kendi iktidar olmasın diye işte. Ondan sonra ben iktidar olacağım. Kardeşim önce onu bırak da ekonomiyi düzeltin. Millet perişan, aç. Asgari ücreti 2500-2600 yapmış. Ya asgari ücreti 1500, 5000 de olsa gene kurtarmaz. İnan ki kurtarmaz. Her şey zam. Yani çok hayat şartları çok zor. Halkın gündeminde ne var? Bugün siz çarşıya, pazara çıktığınızda nasıl bir tabloyla karşılaşıyorsunuz? Çok kolay. Zam, zulüm, işkence. Artık insanlar alışveriş yapamıyor. Gidip marketlerin yanlarında uzaktan bakıyorlar. Adam cebindeki paraya bakıyor. Uzaktan o dökülen malzemeye bakıyor. Utanıyor adam. Ama bir şekilde yüzünü kapatarak gidip alıyor. 2000 liraya domates getirmişler. 2 liraya. Bir nokta yani 1600'e köylüden domatesi almıyorlar. 2 liradan yurt dışından getiriyorlar. Yani o kadar çok doluyum ki insanlar geçinemiyor. Ben emekliyim. Bir sürü insandan iyi durumum çünkü işte bir gelirim var. Eşim de emekli. Yıllarca çalıştıktan sonra ama şu an geçen yıl ya da geçen aydan daha kötüyüz. Yağ örneğini hep veriyorlar. Ben sadece yağ örneğinden gitsek bizim emeklimize, bizim asgari ücretimize verdikleri zamla 2 teneke yağ alamaz. Ve %20'de zam gelecekmiş. İnsanlar yıllar içerisinde o kadar çok fakirleştiler ki. Yani o zincir marketler, AVM'ler bu ülkenin hem işsizliğinde hem de geçim derdinde eksi anlamda pay sahibiler. Televizyon izlerken reklam çıkıyor. Biz 10.000. şubemizi açtık. Bu her şube, yani bütün marketler için söylüyorum, zincir marketler. Her şube 7-8 tane, belki 10 tane bakkalın kapatılması demektir. Olaya buradan baktığımızda ne kadar zavallı duruma düştüğümüzü görebiliriz. Şimdi insanlar çok çabuk unutuyor. Neyi unutuyor? Mesela 20 yıl önce, 2002'den önce faturaları 60 günde bir gelirdi. Şimdi ayda bir geliyor. Hatta 29 günde, 28 günde geliyor. Eğer 60 gün üzerinden hesaplarlarsa millet ne kadar kazık yediğini, ne kadar kötü durumda olduğunu anlayacak. Ben emekliyim. 2003 sonrasında gelen iktidar işçi emeklilerine gayri safi milli hasıla farkı ödenmez diye bir karar aldı. O günden bugüne kadar gayri safi milli hasıla farkı %85 civarında. Yani 2003'te alınan karar her işçinin, işçi emeklisinin 1000 lirada 850 lira daha eksik aldığını gösterir. İnsanları fakirleştirmek için gelen bir sistem. Eğer biz Hindistan'daki gibi bir genel vali tarafından yönetilseydik bu kadar kötü yönetilmezdik. Aslında ben Türkiye'yi tam yorumlayamam. Ben çünkü 2 aydır buradayım. Ben yurt dışında yaşıyorum. Ama gazeteden, televizyondan öğrendiğim kadarıyla söyleyebilirim. Nerede yaşıyorsunuz? Almanya, Berlin'de yaşıyorum. Orada da Türkler yoğun yaşıyorlar. Yani şu anda Türkiye'de herkesin ekonomi sorunu var. En büyük hani indirim diyorlar ya, markete gitmemek galiba. Ekonomi sorunu var insanlarda.
O büyük bir etki yapıyor ekonomi sorun. Avrupa, Almanya özellikle Türkiye'nin yaptığı yatırımlar üzerinden Türkiye'yi kıskanıyor gibi iktidar temsilcilerinin açıklamaları da var. Bunu nasıl yorumlarsınız? Şimdi Almanya ile Türkiye'yi kıyaslamak bir defa yanlış. Almanya bir sanayi ülkesi, Türkiye ise başka bir ülke. Almanya sanayi ülkesi olmasına rağmen tarımın %80'ini de kendisi çıkarıyor. Türkiye'nin başka sorunları var. Türkiye kendi içinde kendi sıkıntılarıyla uğraşıyor. Türkiye'de İnsanlar bir araya gelip siyasetle konuşamıyorlar. Başka bir şey de konuşamıyorlar. Üretim de yok. Bence sorun şundan kaynaklanıyor. Bankadan anlayan kişi değil de amcasının oğlunu aldıkları için sorun çıkıyor. Halkın gündeminde ne var? Halkın gündeminde yoksulluk var, işsizlik var. Ne olabilir halkın gündeminde yani? Geçim sıkıntısı var. Markete gittiğin zaman 2 ay, 3 ay, yani gitmiyorum bir sene öncesine yani 6 ay öncesinde aldığın ürünleri kıyasladığın zaman senin gelirin artmamış, tam tersi azalmış, işsiz kalmışsın veyahut da işin varsa bile ücretsizliğine çıkmışsın. Asgari ücrete zam gelmiş ama senin harcamaların, elektrik faturan, doğalgazın, masrafların kat kat artmış yani halkın gündeminde ne olabilir? Siyasetçilerin gündemine bakarsan çok sanal şeyler var. Ama halk kime oy versen ver, hangi görüşten olursan ol. Geçim sıkıntısını yaşayan halk, anladın mı? Yukarı tabakada değişen bir şey yok. CHP'si de olsa, AKP'lisi de olsa, HDP'lisi de olsa belli üst katmandaki kavgalar, gürültüler belli bir şeye kadar. Tabii ki bir siyasi görüşün olacak. Tabii ki birisine oy vereceksin. Ama yoksulluğu çeken genel halk şuraya baktığın zaman insanlar mutsuz. İnsanlar markete gittiği zaman ben gözlemliyorum insanları. Her çeşit yurttaşları şöyle gözlemliyorum. Herkes belli bir siyasi görüş olsa da o sıkıntıyı yaşıyor yani. Marketten bir şey alırken ben bakıyorum bugün yağ aldım. Aynı marka yağ. Aynı marketten. Almışım 3 ay önce 47 liraya. Bugün aldım 65 liraya. Halkın gündemi bu. Halkın gündemi geçim sıkıntısı. Halk geçindikten sonra, iş bulduktan sonra öbür şeyler bence ikinci, üçüncü şeyler. Yoksulluğun partisi yok diyorsun. Yoksulluğun partisi yok. Yoksulluğun şeyi yok. Yoksulluğu yaşayan %95 belki daha fazla. %5, %4 bir kesim rahat şekilde yaşayabiliyor bu ülkede. Onun haricinde hepsi de aynı şeydesin. Hangi partiden olursan ol. Tabii ki bir siyasi görüşün olacak. Tabii ki bir şeyin olacak yani, olmadan olmaz ama yoksulluğun partisi yok, yoksulluğun şeyi yok. İşe gittiğimiz zaman çalışırken sen, ben, hangimiz diye bir şey, etnik köken, parti diye bakıyor muyuz? Hepimiz aynı şey için mücadele ediyoruz diye ekmek parası. Kimse boşuna keyfinden gidip de şey yapmıyor yani, sürünmüyor elin kapılarında. Önceden aynı işi yapıyordun, gittiğin zaman çok rahat iş bulurdun. Ben tekstille çalışıyorum, şu anda işsizim. Gittiğim zaman bundan birkaç sene öncesi bırakırdım, 2 gün sonra, 3 gün sonra, 5 gün sonra iş bulurdum. Şimdi bir senedir iş bulamıyorum. Veyahut da gittiğin zaman, işe gittiğin zaman adam sana diyor ki asgari ücretle başlarsın. 25-30 yıllık usta olmuş olman bir şeyi değiştirmiyor. Önceden gittiğin zaman adam nerede çalıştın? Referanslarına bakıyordu. Hangi firmalarda çalıştın? İyi firmalarda çalışmışsın, hemen seni alıyordu yani ihtiyacı varsa. Şimdi fark etmiyor. Şimdi diyor ki işte AGİ'yi vermezsem, sigorta yapmazsam, bilmem yapmazsan, her işi yaparsan, ne bileyim senin branşın budur, ustalığın budur. Ama yanında ne iş versem yaparsan, kabul edersen alıyor, onun dışında etmezsen almıyor. İşin gerçeği bu yani. Ya bir de dışarıdan gelen bu kadar şey var, dışarıdan gelen insanlar var. Onlar da bizim şeyimizi şey yapıyor, hani burada bir etnik ayrımcılık falan yapmıyorum yani ondan sonra. Ha ne oluyor, onlar biraz daha bize göre ucuz iş gücü oluyor. O zaman biz şeyin patanın dışında kalıyoruz bir nevi. Kendi ülkemizde, kendi şeyimizde, vergimizi verdiğimiz halde, askerliğimizi yaptığımız halde, bütün bizi yurttaş olarak, bütün bize verilen görevlerin hepsini yitirmişiz. Ben 92 sigorta girişim var. 92 sigorta girişine göre ne diyor sigorta kanunu sana? 5000 günü tamamladığın zaman, erkeklerde 25 yılı tamamladığın zaman emekli olursun diyor. Sana 43 yaşında, 45 yaşında, 50 yaşında demiyor değil mi? Ama ben gelmişim şimdi 47 yaşına. İşe gittiğin zaman patron sana ya işte yaşlısın diyebiliyor yani. Yani neresi 47 yaşında adam, ama devlete gittiğin zaman diyor ki sen diyor 54 yaşından, 55 yaşından önce emekli olamazsın, bak işe bak, garip yani. Halkın gündemi geçim, halkın gündemi işsizlik. İnsanlar iş bulursa, aş bulursa diğer şeyler ikinci şeyde kalır. İnşallah işi olan, aşı olan, iyi bir geliri olan insanın bakış açısı da değişir, sosyal faaliyetleri de değişir. Adam evine ekmek götürüyor, ne yapsın, sinemaya mı gitsin, tiyatroya mı gitsin, etkinliğe mi gitsin, bir yere mi gitsin? Önce adam neyi düşünüyor? Akşamına bir önce karnını doyurmayı düşünüyor değil mi? Bütün canlılar da öyle. Hayvanlar bile önce şurada bir kendine yiyecek bulup ondan sonra barınmayı, ondan sonra diğer şeyleri düşünüyor yani. İnsanlar karnını doyurmadan, iş bulmadan
Ondan sonra başka şeyler düşünemez bence. Bilmiyorum, benim görüşüm. İktidar sahipleri eve ekmek götüremiyoruz diye bir şey yok diyorlar ama. Ya onların doğru. Onların gündeminde, onların çevrelerinde. Diyorum ya bak, üst tabakalarda sadece iktidar değil. Üst kesimde, patron kesiminde veya muhalefetinde milletvekili olan veya üst tabakada olan insanların öyle bir sorunu yok. Yani onların doğru dediği doğru yani. Onların bakış açısından bakarsan, çevresine bakarsan öyle bir sorunları yok. Onların çocuklarının iş bulma derdi yok. Gayet de iyi gelirleri var yani. Şahsen ben olsam ben de öyle derdim yani. Ama in, gel halkın içine gir. Bin otobüse herhangi sıradan bir vatandaş gibi. Şurada gel herhangi bir sıradan insan gibi ama şey olarak değil. Böyle yanında bir sürü insanlarla falan, kameralarla falan değil. Normal sıradan giy kıyafetini. Karış insanların içine bakalım nasılmış şey, gerçeği görürsün yani. Adam üniversiteyi bitirmiş, kaç tane üniversiteyi bitirmiş, boş. Şimdi bazıları şöyle diyebiliyor üst tabakadakiler. Duyuyorsunuzdur. Ya adamlar iş beğenmiyor. Şimdi sen olsan veya senin çocuğun olsa, onlar için söylüyorum. Adam bir tane, iki tane üniversite bitirmiş değil mi? Adam niye gitsin de kardeşim asgari ücretle hamallık yapsın ya? Akıl vicdan onu yapacaksa o zaman niye onca seneyi şey yaptı, sıradan benim gibi ilkokulu mezunu bir adam olaraktan girerdi, başlardı, çalışırdı. Yani senin ona o fırsatı, o iş, tabii ki ortamı yaratman lazım. Yani kim olursa olsun, bu da olsa, bundan başkası da olsa, bundan önceki de olsa. İnsanlara o şeyi yaratmak onların görevi. Seçim zamanı hepsi geliyorlar değil mi? Buralarda bangır bangır dolaşıyorlar. Kimse zorla onlara gelin, siz bizi yönetin demiyor. Onlar geliyor değil mi? Milletvekilliği sıralarına, bilmem şey sıralarına, hangi partiden olursa olsun. Geliyorlar, kapı kapı dolaşıyorlar. Ondan sonra kimse yok ortada. Niye? Ben daha iyi yönetirim. Öbürsü de geliyor. Ben daha iyi yönetirim. Ondan sonra sanki halk onların kölesiymiş. Lütuf yapıyormuş ya. Ben vergi veriyorum değil mi? Şu halimle bile vergi veriyorum. Siz de vergi veriyorsunuz. Hepimiz vergi veriyoruz. Her türlü şeyden vergi veriyoruz. Buradan bir bütçe oluyor. Bu bütçeyi dağıtıyorsun sen. Senin babanın cebinden veyahut da şirketinden para vermiyorsun ki hiç kimseye. Hiçbir kimse vermiyor. Bu da bundan önceki de bundan sonraki de. Milletten topladığı vergiyi topluyor. Onu ne kadar adil, eşit dağıtırsan o kadar iyi. Ve kime dağıttığın tercih meselesi yani. Kime dağıtıyorsun onu? Hangi yandaşından tarafı mı kullanıyorsun? Halktan tarafı mı kullanıyorsun? Bu kadar basit.